Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum. Sabah saatlerinde dinleyenler için ise günaydınlar diliyorum. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 02 civarını göstermekte. Uluslararası piyasalar açıldı. Yukarıda görmekte olduğunuz gibi rakamlarımız yanıp sönmeye başladı. Piyasalar sakin bir şekilde açıldı diyebiliriz. Bu arada bu analizimde arkadaşlar gerek Viyop dolar ve ardından da Viyop endeks konusunda bir analiz aktaracağım. Özetle bu analizimizin konusu tamamıyla Viyop olacak. Vadeli opsiyon piyasaları olacak. Evet sevgili arkadaşlar, dedik ki piyasalar açıldı ve sakin bir seyirle açıldığını görüyoruz. Dolar TL'nin 5.32.50 üzerinde tutunmaya çalıştığını, 5.32.80'i test ettiğini görmekteyiz. Euro dolarda hafif bir geri çekilme var. 1.329.30'lar seviyesi görüldü. Altın sakin görünmekte. 1.328 civarlarında. Altın için sürekli olarak vurguladığım üzere 1.307 dolar üzerinde kaldıkça 1.340-60 bandını zorlamaya devam edecek ve onun da ötesinde 1.400 bandına kadar çıkma olasılığının yüksek olduğu kanaatindeyim. Ancak şu anda 1.340-45'leri test ettikten sonra hafif bir geri çekilme eğilimi yaşamakta. Brent petrolde yukarı eğilimin yine devam ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. 67 dolar seviyelerine ulaştı. 50-51'lerden başlayan hareketlilik bu seviyelere kadar ulaştı. Bu da dikkate değer bir tablo olarak karşımızda. Evet arkadaşlar, biz tekrardan dolar TL ile pardon Viyop USD kontratları ile ilgili olarak analizimize devam edelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Viyop dolarda önemli bir hareketlilik olduğuna tanık olduk. 5.35 seviyelerinin test edildiğini, 5.34-94 seviyesine kadar ulaşıldığını biliyoruz. Zira geçtiğimiz haftanın başında vermiş olduğum analizde ana stratejimiz 5.30'un destek olmak suretiyle 5.35 seviyesinin test edilme olasılığının oldukça yüksek olacağı idi. Evet. Şurada görmekte olduğunuz üzere arkadaşlar bir kanalımız bulunmakta ve bu kanalımız bir yükselen trendi yansıtıyor ve şu an itibariyle son durum itibariyle kanalımızın alt bandı 5.36-5.30-60 seviyesini göstermekte. Dolayısıyla en önemli destek olarak veya long pozisyonlar için özellikle dikkat etmemiz gereken ve hatta stop loss olarak kabul etmemiz gereken seviye 5.30-60 seviyesi olarak görülmekte. Yuvarlak olarak 5.30 diyelim biz buna isterseniz ve kanalımızın üst bandı ise 5.38-58 seviyesine ulaşmış durumda. Ve tabii ki şurada görmekte olduğumuz bir yatay çizginin temsil ettiği Fibonacci direncimiz bulunuyor. %23.6 Fibonacci direncinin yükseliş eğiliminin devam etmesi adına önemli bir direnç. Buranın aşılması gerektiğini sürekli olarak vurgulamaktayım. Burası da arkadaşlar 5.35 seviyesini temsil etmekte. O halde yükseliş eğiliminin devamı, long pozisyonlarının taşınmaya devam edilmesi hususunda 5.35 direnç seviyesini çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Son kapanışımızın 5.33-69 seviyesinden olduğunu dikkate aldığımız zaman ve şu an itibariyle de şu anki rakamlar itibariyle de haftaya yatay bir başlangıç yapıldığı hususunu dikkate aldığımız zaman 5.35 direncinin tekrardan zorlanma ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ama cuma geç saatlerde, cuma günü işlemlerin artık son saatlerinin yaklaştığı anlarda bir satış eğilimine tanık olduk piyasalarda. Bu da zannediyorum Çin ile ABD'nin yuan üzerinde anlaştıklarına dair bir haberin etkisi olsa gerek. Fakat haftanın son saatlerindeki rakamları çok fazla ciddiye almıyorum. Son işlem saatlerindeki rakamlar kimi zaman veya çoğu zaman gerçeği yansıtmamakta. Bu açıdan biz haftanın ilk verilerini ve özellikle yarın sabah 11'de Londra piyasasının açılışıyla birlikte uluslararası rakamların biraz daha netlik kazanabileceğini düşünebiliriz. Ancak bu hafta için çok önemli bir husus var arkadaşlar. Özellikle Merkez Bankası'nın Şubat ayının son haftası olması nedeniyle, Şubat vadenin son haftası olması nedeniyle Merkez Bankası'nın taşımakta olduğu short pozisyonlarının kapanacağı bir hafta. Yani genel olarak geçmiş aylara baktığımız zaman vadenin son haftasında, Viyop kontratlarındaki vadenin son haftasında biraz daha zayıf bir seyir, biraz daha güçsüz bir seyirin olduğunu görüyoruz. Zira
Doğal olarak Merkez Bankası elinde bulundurduğu pozisyonlarını alım yaparak, yani ters pozisyon açarak kapatma imkanını bulamadığından dolayı elinde yüklü miktarlarda pozisyon taşıdığı için vadenin son günündeki uzlaşma fiyatı ile otomatik olarak kapanması yöntemini tercih etmekte ve genel olarak son aylarda bu stratejiyi benimsediği için de yine benzer şekilde dolar kurunun çok yüksek bir seviyede olması ona avantaj sağlamayacaktır. Belki de ekstra short pozisyonlar açmak kaydıyla bir baskılama strateji uygulayabilir. Daha yukarı seviyelere gitmektense bu civarlarda, bu seviyelerde 5.30 yakınlarında pozisyonlarının kapanmasını tercih edebilir. Özellikle ayın son 2 gününe dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Yani haftanın ilk 2 gününde dolar TL'de bir yukarı eğilim, bir hareketlilik olsa, 5.35'leri test etme niyeti olsa dahi ardından biraz 1-2 gün bir gevşek seyirin olabileceğini hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Ancak tabii ki teknik kriterlere baktığımız zaman 5.35 üzerinde bir seyir görüyorsak, 5.35 direncinin aşıldığını görüyorsak bu durumda 5.38'lere doğru hareketin devam edebileceği teknik ihtimalini de dikkate almamız gerekiyor. Arkadaşlar, bugün için, haftanın ilk günü için 5.33.71 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu görmekteyiz. Son kapanışımız 5.33.69 ile çok minik bir aşağı da olsa bile, olsa dahi bu tablonun 5.33.71 üzerinde kalabiliyor isek eğer 5.34.91, yani şu direnç bölgesini tekrardan test edebileceğimizi görüyoruz. 5.35'lere yaklaşımlarda sizlere son analizlerimde de belirttiğim gibi long pozisyon taşıyanlar için bu direncin geçilip geçilmeyeceğinden emin olmadığımızdan dolayı belki pozisyon kapatarak nakde geçerek ardından bu direncin aşılmasını takip ederek yeni pozisyonlara geçmek biraz daha akılcı olabilir. Eğer doların yukarı eğilim içerisinde olacağı kanaatindeyseniz bu tabii ki sizlerin takdirinize kalmış olan bir durumdur. Ancak tekrardan bu hafta içinde 5.35'lere yaklaşımlarda özel olarak dikkatli olmak gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum ve Merkez Bankası'nın vade sonu itibariyle pozisyonlarını kapatma durumunun da dikkate alınması gereken faktörlerden birisi olduğu kanaatindeyim. Şayet 5.33.71 üzerinde kalamaz isek bu durumda takip etmemiz gereken 5.32.50 seviyesinin var olduğunu görmekteyiz. Eğer buradan bir tepki yaşanıp da tekrar 5.33'ler üzerine çıkamıyorsak bu durumda biraz güç kaybettiğimizi düşünebilir ve 5.31, 5.30 bölgesine doğru geri çekilme eğiliminin hızlanma olasılığını dikkate alabiliriz. Özellikle 5.31, 5.31.50 bölgesi yakından izlenmeli. Bu seviyelerden tepki gelme ihtimali önemsenebilir. Ancak gelemiyorsa yurt dışı piyasalarının da durumuna bakmakta yarar bulunuyor. Dolar endeksi olsun, euro dolar paritesi olsun. Tabii ki bu faktörleri de yakından izlemek gerekiyor. Ama biz normal koşullar altında tüm rakamların, verilerin bu çerçeve içerisinde olduğunu dikkate almak kaydıyla bir yorum yapıyoruz. 5.31, 5.31.50'lerden bir tepki yaşama olasılığının önemli olabileceğini veya dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyim. Ama 5.30 seviyesinin aşağısına inilmesini pek de beklemiyorum. Bu seviyelerin güçlü bir destek bölgesi olabileceği kanaatindeyim. Arkadaşlar, Merkez Bankası dedik. Merkez Bankası Şubat ayının son günlerinde Şubat vade itibariyle herhangi bir pozisyon açmadı. Yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın Şubat vadede short pozisyon açmadığını biliyoruz ve bunları sizlere aktardım. Ancak Mart ve Nisan vadelerde açmış olduğu pozisyonlar var. Ben birkaç saat önce dolar TL ile ilgili olarak genel olarak vermiş olduğum analizimde Mart ve Nisan vadeyle ilgili olarak verileri aktardım. Oradan gerekirse inceleme imkanınız olabilir genel dolar TL yorumunda. Bu yorumun da arkasına ekleyeceğim zaten. Ben şu anda arkadaşlar Şubat vadenin üzerinde duracağım. Şubat vade için geçtiğimiz hafta bir pozisyonu yoktu Merkez Bankası'nın. Ancak Merkez Bankası'nın Şubat vade itibariyle genel olarak taşımış olduğu short pozisyon sayısı 848.800 adet arkadaşlar. Yaklaşık 850 bin kontrat Merkez Bankası short pozisyon taşıyor ve ortalama maliyetinin ise 5.57 olduğunu görmekteyiz. Peki Merkez Bankası eğer bugün kapatacak olsa, diyelim ki bu seviyelerden bugün böyle bir pozisyonlarının kapatma ihtimali olduğunu düşünecek olursak veyahut da bugün Şubat vadenin son günü olduğunu dikkate alalım.
Böyle bir varsayım üzerinden son uzlaşma fiyatının 5.33.65 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Merkez Bankası'nın maliyeti 5.57 civarında bulunuyor. Şu anki uzlaşma fiyatını kale alacak olursak ise 5.33.65'ler civarında Merkez Bankası Şubat ayı itibariyle önemli bir oranda kar elde etmiş olduğunu da görmekteyiz. Tabii ki Şubat'ın son günü itibariyle kur ne seviyede olacaktır bunu şu an için bilmiyoruz ama bu civarlarda olabileceğini düşünsek bile 5.31-5.32 olacağını veya 5.34-5.35 olacağını dahi düşünecek olsak Merkez Bankası'nın Şubat ayı itibariyle kazançlı bir şekilde kontratlarını nakde çevireceğini görmüş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, Viyop Şubat kontratları ile ilgili olarak söyleyebileceklerim şu an için bundan ibaret. Bir de arkadaşlar haftalık tabloya bakalım isterseniz. Haftalık durum itibariyle de 5.33-23 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu görmekteyiz. Yine burada da arkadaşlar destek noktası olarak 5.31 seviyesi ortaya çıkıyor. Ama olur da 5.30 desteğinin 5.30-5.31 destek bölgesinin kırılması durumunda nereye kadar bir geri çekilme olur acaba diye soracak olursanız burada da 5.27-70 seviyesi karşımıza çıkmakta. 5.33-23 seviyesinin üzerinde kalındıkça öncelikle 5.35 seviyesinin önem taşıdığını sizlere arz ettim. Buranın üzerine çıkılması durumunda 5.36-46 ve sonrasında ise 5.38-76-5.39 seviyesini görmekteyiz. Daha da ötesinde ise 5.42 seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olarak gündemde olabileceğini görüyoruz. Ancak 5.38 ve 5.42 bölgelere ne kadar yükselişin olabilmesi için öncelikle 5.35 seviyesi net bir destek yapılabilmeli ve şu 5.36-46 direncinin de aşılması yönünde kuvvetli bir eğilim olmalı. Evet arkadaşlar, Viyop dolar kontratlarımızdan ayrılıyoruz. Endekse geçiyoruz. Görmekte olduğunuz grafiğimiz arkadaşlar Şubat vade endeks kontratlarını temsil etmekte. Burada arkadaşlar şu seviye ile son olarak görmüş olduğumuz en yüksek noktanın bulunduğu 136-300'ler seviyesini referans kabul etmek kaydıyla bir Fibonacci çizimini görmektesiniz. Bu çizimimizde arkadaşlar son günlerde 38.2 bölgesi olan 127.500 seviyesiyle şu noktada arkadaşlar bir direnç olduğunu, yani şu bölge ile şu bölge arasında 127.500 ile 130.800 veya genel olarak konuşalım yuvarlak olarak 131.000 arasında bir kanalın oluştuğunu görmekteyiz. 127.500 aşağısına gelmek istemeyen ancak 131.000 seviyesini de geçmekte zorlanan bir eğilim olduğuna tanık olmuş durumdayız. Evet, son 2 gün içerisinde bir hareketlilik yaşanmakta endekste. Endeks bazında 103.000 üzerinde bir kapanış oldu. Diğer taraftan 130.000 önemli bir direnç bölgesi olarak değerlendirilebilirdi endeks 30 kontratları için ve 130.175 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Zira günlük olarak da 129.900'deki günlük pivot seviyesinin de üzerinde bir kapanış yaşanmış durumda. Arkadaşlar takip etmemiz gereken en önemli direncimiz 130.900 seviyesi. Yani şuradaki direnç bölgesi daha önce birkaç gün önce de bu seviye 131.350'ye kadar bir atak yaşandıktan sonra sert bir geri dönüşte 127.500'lere kadar bir geri çekilme yaşandı. O halde bizim 131.000 seviyesine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta 23.60 seviyemiz 130.850'yi temsil etmekte. O halde 130.800 veya 131.000'in üzerine 150 puanlık, 200 puanlık bir sıçramalar olsa dahi o bölgeni çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Zira şurada görmekte olduğunuz bir kırmızı çizgimiz bulunuyor ki bu bir 136.000'lerden başlayan düşen kanal çizgisi olarak değerlendirebiliriz. Bu çizgimiz ise bu düşen alçalan trendimiz diyelim daha doğru bir ifade olacaktır. 131.050 seviyesini gösteriyor. Demek ki arkadaşlar biz tüm rakamlarımız itibariyle 130.850 ile 130.350 aralığında ve burada da 131.050'yi görüyoruz ki bu bölgeye çok dikkat etmeliyiz. Buradan bir geri dönüş olabilir.
Ama bu direnç bölgemiz aşılır ise, şu direnç aşılır ise, şurada gördüğünüz alçalan trendin üzerine çıkacak olur isek artık 131 bin seviyesini, 131 bin 50 seviyesini destek olarak izlemek gerekiyor. Ve bu durumda bu seviyeyi destek olarak izliyor isek nereye kadar yükseliş olabilir sorumuzun cevabı ise şurada da arkadaşlar 130 bin 900 pivot direncimizi görmektesiniz. Yine az önce belirttiğimiz rakam sınırları içerisinde. Öncelikle 131.400 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu, ardından da 132.400 seviyesinin takip edilmesi gereken önemli bir pivot noktası, pivot direnci olduğunu görüyoruz. O halde 130.000 üstünde bu direncin kırılması durumunda takip edilmesi gereken pardon 131 bin direncinin kırılması durumunda takip edilmesi gereken ara seviyemiz 131 bin 400. Buranın da aşılması ve destek konumuna getirilmesi durumunda ise 132-400 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığının ön plana çıktığını düşünebiliriz. Haftalık olarak bakacak olursak ise hafta genelinde tablonun ne olacağını izlemeye çalışalım arkadaşlar. Bu durumda ise şuradaki direncimiz biraz daha yukarı kaymak durumunda olacaktır. Evet. Bu durumda haftalık bazda düşen kanalımıza baktığımız zaman 132.600-650 seviyesinin önem kazandığını görmüş bulunuyoruz. Haftalık pivot seviyemiz değerli arkadaşlar 129.850 veya 129.800 diyelim. Bu seviye üzerinde kalabiliyorsak ve bu seviyenin aşağısına gelindiğinde en fazla 128.300'lerden bir tepki bulabiliyorsak ki bu seviyenin aşağısında olduğumuz takdirde 128.300'lere kadar hatırı sayılır 1500 puan civarında bir geri çekilme riskimiz bulunuyormuş. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. 129.800 seviyesi önemli bir nokta. Bu seviyenin üzerinde olduğumuz takdirde 132.000 seviyesine kadar buranın da aşılması ve destek konumuna getirilebilmesi durumundayız arkadaşlar. 133.000 ardından da 135.000 seviyeleri zaten 136.350 seviyesi son dönemlerde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. O halde haftalık bazda da takip etmemiz gereken long pozisyonlar adına konuşuyorum. 129.800 seviyesi şayet bu seviyenin aşağı kırılması durumunda ise short pozisyonların avantaj sağlayabileceği bir sürece girilmiş olacaktır. Sevgili arkadaşlar bir de endeks 30 kontratları itibariyle kurumların neler yaptığını takas incelemesi olarak değerlendirelim isterseniz. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle iş yatırımın 32 bin, Credit Suisse'in 18 bin, Şeker Yatırım ve Citimenkul'ün bu miktarlarda alımlar yaptığını yani long pozisyon açtıklarını görüyoruz. Ancak TEB Yatırım'ın 39 bin kontrat gibi bir short pozisyon açtığına tanık oluyoruz ki tek başına TEB Yatırım'ın bu miktarda bir kontratla short konumuna geçmesi önem taşıyacak olan bir detaydır. TEB Yatırım'ın neden önemli bir durum olduğunu, neden pozisyonlarının önemsenmesi gerektiğini şuradan biraz daha kolay anlayacağız. Bu tablomuz arkadaşlar Şubat vade itibariyle endeks kontratlarındaki toplam pozisyonları göstermekte. Bakınız Merrill Lynch'in 71-72 bin kontrat civarında long pozisyonu bulunuyor. Ancak TEB Yatırım'ın 65 bin kontrat ile takas ikincisi konumunda olduğunu görüyoruz. Bu hafta satmış olduğu 35 bin kontrat olmasa, 39 bin kontrat olmasaydı TEB Yatırım 105 bin kontrat civarında lider alıcı, lider long pozisyon taşıyıcısı konumunda olacaktı. O halde TEB Yatırım'ın takas lideri konumu ile elinde 105 bin kontrat civarında long pozisyonu bulunuyorken bu hafta yaşanan yükseliş eğiliminde 39 bin kontrat gibi önemli bir miktarı kapattı ise, long pozisyonlarını azalttı ise bu durumu dikkate almakta yarar var diyorum. Zira bu yükselişlerin yaşanabilecek olan yukarı ataklarda zaten endekse dair genel yorumunda da sizlere aktardığım gibi yabancı takas oranında küçük miktarlarda da olsa istikrarlı bir düşüş eğiliminin başladığını görmekteyiz. Her gün 0.7-0.8 civarlarında küçük miktarlarda olsa bile bir gerileme eğilimi gündemde. Dolayısıyla arkadaşlar yabancının bu endeksin yukarı adımlarında daha ziyade alım yapmaktan çok satış yapma eğilimi içerisinde ve pozisyonlarını azaltma eğilimi içerisinde olabileceği gerçeğini dikkate almakta yarar görüyorum. TEB Yatırım'ın da bu miktarda bir satış yapmasını
geçtiğimiz hafta itibariyle bu miktarda 39 bin kontrat civarında satış yaparak takas liderliğinden takas ikincisi konumuna düşmesini de önemsiyorum. Evet, burada Merrill Lynch'in hala 71 bin, Tebin ve Kredit'in gibi önemli kurumların long pozisyonları bulunuyor. Ancak sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bu miktarlar çok kolay bir şekilde kapatılabilmekte. Değerli arkadaşlar, endeks kontratları ile ilgili olarak da söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Hafta içerisinde sıklıkla analiz geçmekteyim zaten Viyop yorumları ile ilgili olarak. Özellikle Viyop dolar pozisyonları kontratları ile ilgili olarak. Bir kez daha hatırlatıyorum, bu hafta gerek endeks kontratlarında, pardon, Viyop kontratlarında son haftadır, vadenin son haftasıdır. Bu hususun dikkate alınması ve akıllı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yapılmakta olan analizlerden anlık bildirimler almak istiyorsanız arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler ediyorum. Umuyorum ki bu hafta tüm Viyop yatırımcıları doğru yönde olsunlar. Hangi yönde pozisyon açmışlarsa piyasalar o yönde ilerlemiş olsun. Teşekkürler ve saygılarımla hoşça kalın.